Evet arkadaşlar, şimdi biz kullanıcı girişimimizi yapalım. User serviste ben async bir login fonksiyonu oluşturuyorum. Burası user login DTO kabul ediyor. Ve ben burada return ile şöyle yapayım. Const result diyeyim. Evet de ben this user model find diyeceğim ve buradaki giymiş olduğum password ve e-mail'e göre bir kontrol yapacağım. Find, ben bir tane sonuç bulmak istediğim için find one diyorum. Yani bize LED obje dönecek. Bu obje eğer null değilse ve ben burada bir de lean ekleyebilirim. Yani burada find one diğer mongoose fonksiyonlarına geri dönüyor. Ama biz bunları kullanmıyoruz. Lean deyince direkt bize collection'ın altından bulunan data'yı dönüyor sadece. Burada eğer bunu değilse return etsin. Eğer nullsa burada hata fırlatalım. Bu da şuraya geldiğim zaman Nest.js error dersem exception filter'lar var. Burada biz hazır oluşturulmuş exception filter'ları kullanabiliyoruz. Mesela burada forbidden exception ya da burada gördüğünüz gibi hata türleri var. Burada biz mesela unauthorized exception'ı kullanalım. True, if unauthorized exception hatası geri dönsün. Eğer kullanıcımız yoksa. Şimdi burada biz servisimizi tamamladık. Burada da bu mutation'da user type bize dönecek artık. Ve async keyword'üne ekledim. Bu arada evet this user service login'i çağırdım. Ve user argümanımı geçtim. Şimdi buraya gelelim. Login altında test, mesela test 4 ve giriş yapmayı deneyelim. Burada yine mesela username, email, bir de role. Şimdi mesela yanlış şifreye giriş yapmayı deneyelim. Unauthenticate diye bize hata mesajımız dönmüş oldu.